Bütün dünyada olduğu gibi, şüphesiz memleketimizde de zaman zaman birçok casusluk vakaları olmuştur. Konumuzun gerçekle ilgisi olduğunu iddia etmemekle beraber, son 20 yılın en ilginç casusluk olaylarının bir örneğidir demekle yetiniyoruz. Memleket varlığının, vatan bütünlüğünün korunması yolunda, gece gündüz demeden her türlü feragat ve fedakarlıklarla çalışan gizli kahramanlarımızı bu vesileyle hürmetle selamlar, gizli kahramanlarımızın, gizli şehitlerimizin yüce ruhları önünde minnetle eğiliriz. Demir Film, Demir Öztürk. Hayır yapmayın! Yapmayın! Aaaaah! Yeme! Yeme! Bıçağı dokunmayın! Kanı durduramazsınız! Bir doktor! Polisi karıştırmadan beni tedavi ettirebilirseniz istediğiniz kadar para veririm. İstediğiniz kadar para. İstediğim kadar para verebileceksin demek. Doktor hemen 1000 lira istiyor. Aksi halde polisi haberdar edeceğini söylüyor. Bu işe karıştığıma öyle pişmanım ki. Bildiğim tek şey yabancısınız. Sizi niye öldürmek istediler? Kimdi bunlar? Sokağa çıkabilseydim, size 1000 lira değil, 10.000 lira bile verebilirdim. Buyurun, ben Doğan. Oh, siz misiniz doktor? Ne diyorsunuz? Bana büyük fenalık etmiş olursunuz. Çok rica ederim, bunu yapmayın. Zaten mazisi karanlık, kirlenmiş bir insanım. Bu adam kimdir, kimin nesidir bilmiyorum. Fakat doktor, bir dakika! Doktor polise vaziyeti bildirecek. Bu beladan kurtulmak için bende olsa verirdim. Susuyorsunuz, bir hal çaresi bulmalısınız. Kimsiniz? Kimin nesisiniz? Konuşsanıza! Size itimat edebilir miyim? Ne hususta? Doktoru bekletmeyin. Yarın öğleden evvel parasını alacak. Bugün istiyor. Yarına kadar bekleyebilir. Alo doktor! Yarın öğleye kadar müsaade etmenizi rica ediyoruz.
Ne olur kabul edin doktor. Yalvarırım doktor. Evet, evet. Çok teşekkür ederim doktor bey. Güle güle doktor. Yarına kadar parayı nereden bulacaksınız? Kimsiniz? Sizi niye öldürmek istediler? Kimdi bunlar? Önce beni dinleyin delikanlı. Şartlar beni size itimada mecbur ediyor. Ama ihanetiniz hiçbir şey kazandırmaz size. Aleyhimde bulunduğunuz ilk an intihar ederim. Ama bana yardım ederseniz bu işin ucunda çok para var. Çok para. Çok para. Çok para ha? Para her şeyi halleder dostum. Sözünü yemezsen beni dostum bil. Baştan pazarlığı sevmem. İşin seyrine göre ücretimi kendim tayin ederim. Atlatılmaya da hiç gelmem. Anlaşacağız. Tabii falsolu bir hareketinizi görmezsem. Boynum ağrıdı. Bu tarafa geçsenize. Ceketimde bir defter olacaktı. Onu bana verir misiniz? Size bir fotoğraf vereceğim. Arkadaştır. Onu bulup bana getireceksiniz. Bulunabileceği yerleri size söyleyeceğim. Kendisini tanımam. Bu fotoğrafla onu bulacaktım. Şimdi bu işi siz yapacaksınız. Garip tesadüf. Oturun derdim ama... Müsaadenizle. Güle güle. Biliyor musunuz? Çok güzelsiniz. Ne emredersiniz efendim? Viski, sek. Seninki burada. Hı? Benimki de kim? Peki ama sen bunu şahsen tanımazsın ki. Ben Doğan'dan bahsediyorum. Binbaşı Doğan. Oh, Doğan da burada. Korkuyorum. Saçma. Bizi zafere götürecek olan köprü bu. Vatana olan hissi nasıl? Kadına ve kumara olan zaafından az. Düşer mi dersin?
sen istersen... ...Doğan senin zaferin olabilir. Benim zaferim. Biraz gülün de vaziyeti çaktırmayalım. Ya işte böyle, daha ne var ne yok? Eski bir arkadaş da buraya geldim. Öyle mi efendim? Hı hı. Bir sigara yakar mısın? Ben. Bu çok iyi bir sigaradır. Size inanabilir miyim? Başka bir şansınız var mı dostum? Hı. Demek ki yarası çok ağır. Bu ne iştir anlayamadım. Şuraya bak. Edelim. Kahin değilim, ne bileyim ben. Bir şey soracağım. Yarası çok mu ağır? Yataktan kalkamayacak kadar. Bu kadınla bu erkek birçok ülkelerde türlü isimler altında çalıştılar. Çok geniş bir teşkilatın adamlarıdır. Bu teşkilata hasım diğer bir memleketin adamlarından biri de işte budur. Bu iki teşkilat hemen her yerde çarpışmışlardır. Bir subayımız, fakat nasıl olur? Hainler her memlekette bulunabilir. Bu konuda planlama şubemiz bütün gece çalışacak. Baş üstüne. İşte geldi. Hemen telefon edelim. Binbaşı albayın evine geldi. Ben biraz okumak istiyorum. İsterseniz siz de şöyle bir dolaşın. Hava çok güzel. Ah! Albayımın bu müsaadelerini binbaşım bilmem nasıl karşılayacaklar. Tabii büyük bir memnuniyetle. Ah! Öyleyse hemen üstümü değişip geliyorum. Kimin hesabına çalışıyorum? Ben vatansız bir kadınım. Bir bayrak uğruna, vatan ve toprak uğruna ölmek ne güzel şey. Anlaşılan biz, Doğan'ın da ilgisi olduğu karşı serviste de mücadele etmek zorunda kalacağız. Desene ki burası da Casablanca'ya dönecek.
Seni öyle seviyorum ki Doğan. Ben de. Sen yanımda oldukça hayat öyle güzel ki. Bundan böyle hep yanında olacağım. 30 Ağustos'ta ne kaldı? Albayım general olacak. Biz de o büyük zafer gününde evleneceğiz. Canım benim. Dönelim artık, geç oldu. Geç mi? Bir işim var da. Ne işi? Hadi canım. Hadi. Durumu telefonla bildireyim. Güle güle oğlum. Hala asmadık Ali. Güle güle. Üzgünsün. Yo. Niye baba? Doğan evvelce bizden ayrılmak istemezdi. Şimdi ise... Evet baba, şimdi ise... Yok bir şey yok. Var baba. Doğan bizi biraz ihmal ediyor. Vazifesini de ihmal ediyor. Bazen geç geliyor, vakitli vakitsiz çıkıp gidiyor. Sana bunlardan bahsetmemeliydim. Bilakis, bunları konuşmalıyız baba. Acele bildirmek lazım bunu. Evet. Evet, araba şimdi geçti. Güzel. Tamam, tamam. Bugünkü vazifem bitti. Güle güle. Binbaşım yolda. Gidiyorum. Hı-hı. Elbise değişeyim. Başarılar. Göster kendini bakalım. Başkasını zannetmiştiniz. Garip, çok karşılaşıyoruz. Hayat tesadüflerle doludur. Arabam bozuldu da bir tamirciye haber vermenizi rica edecektim. Biraz anlarım, bakabilir miyim? Fazla karıştırmışsınız. Yüzünüze gözünüze bulaştırmışsınız. Anlamadım. Ah! isminiz? Doğan. Ya sizin? Lili. Memnun oldum. Ben de. Tuhaf değil mi? Tesadüfler bizi sık sık karşılaştırıyor. Öyle. Tesadüflere kıymet verir misiniz? Benim için kıymet ifade ederlerse evet. Oh, güzel cevap. Bu durumda çalışmasına imkan yok. Buyurun sizi ben götüreyim. Nereye? Tesadüfleri kıymetlendirmeye. Hı? Kendinizden çok eminsiniz binbaşım. Sadece kendimden değil, sizden de eminim. Olur şey değilsiniz. Bu gece şu tesadüfleri layıkıyla kıymetlendirelim. Ne dersiniz? Bu gece tamamen size tabi olacağım.
edelim mi? Edelim. Keşke alay olsaydı. Gözleri okumasını bilsin. Güzel gözleriniz var. Yalnız o kadar mı? Konuşuyorlardı. Konuşuyorlardı. Ve siz? O kadar heyecanlıyım ki hislerimi ifade edecek kelime bulamıyorum. Kışlada mı yatar kalkarsınız? Ne münasebet. İster misiniz içkimize evimde devam edelim? Penceremden Haliç, rüya dolu başka bir alem gibi. Şu anda pencerenizde olmayı arzu ederdim. Hemen gidelim. Bu pek çabuk olmaz mı? Geç oldu, beni evime bırakın. Ne oldunuz? Yalvarırım, beni evime bırakın. Gidelim canım. Canım mı dedin? Evet, öyle dedim. Canım, hadi. Sakın ha Doğan! Neden bu kadar heyecanlısın? Sizin olduğunuzu ne bileyim? İyi ki geldiniz amca. Albayım bugün şüpheli şüpheli konuştu. Bırak şimdi bunları. Gazinodan 23.15'te çıktınız. Bu saate kadar neredeydin? Kızı eve bıraktım. Güzel kadın. Evinde bir hayli kaldın. Evet. Bir emriniz mi vardı amca? Bu saatte burada olduğunuza göre, burada olduğunuzu bilseydim... Ben sabahlamayı göze almıştım. Neyse, dinle Doğan. Yakında yapılacak olan büyük manevraların hareket planları... ...Genelkurmaylıktan bir kurye ile manevra sahasındaki... ...yüksek kumanda heyetine gönderilecek. Alo? Sen misin Ali? Evet. Hemen hava meydanına gidin. Evet. Hey, şuna bak! Bu tam istediğimiz yazı. Büyük manevraların harekat planları... ...kurye ile yüksek kumanda heyetine götürülürken... ...kuryenin işini bitirip çantayı alacaksın. Kurye çarşamba sabahı Ankara'dan... ...askeri bir uçakla hareket edecektir. Pek anlamadım ama... Biz Doğan'ı takip edeceğiz. O kuryeden planları alacak... ...biz de ondan. Her şeyi yerli yerine koy. Ben şunun icabına bakayım. Kurye çarşamba sabahı Ankara'dan askeri bir uçakla hareket edecektir. İtiraf etmeli ki, dünyanın en disiplinli ve kahraman ordusu bu. Beni korkutmak için mi bunları söylüyorsunuz? Türk ordusuyla sen savaşacak değilsin ya. Doğan? Bir binbaşı bir ordu demek değildir. Sonra en umulmadık, en asil milletlerde bile casusluk olayları olur. Kadın ve para insana memleketini sattırır bazen. Bununla beraber, ben gene de Türklerle oynanılmaz derim.
kalplerle oynanılmaz. Karşı viraja geldiğinde yavaşla, jipi dikkatli sür. Çok tehlikelidir orası.